Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere yaklaşık buçuk milyon vatandaşımız 10 bin lira olan destek kredisini alabilmek için kamu bankalarının, Vakıfbank bank, bank ve ziraat bankasının, bunun yanı sıra katılım bankaları da var biliyorsunuz, bunlara hücum etti adeta. 10 bin lirayla bir nebze olsun sorunlarını çözebilmek için bankanın ilgili müracaatını yaptı bankaya ama gelinen noktada maalesef ve maalesef vatandaşlarımıza hala üzerinden bir ayı aşkın bir süre olmasına rağmen geçmesine rağmen herhangi bir cevap alamayan vatandaşlarımız var 10 bin lira isteyip de 3000 lira alan çok sayıda vatandaşımız var ama gelinen noktada bunların hiçbirisi vatandaşımızın hiçbir sorununu çözmedi 40 gün geçmiş hala ortada cevap verilmeyen vatandaşlarımız var doğal olarak vatandaşlarımız da şunu söylüyor koronavirüs var gidiyor. Ramazan geldi bitiyor. Bayram geliyor. Ortada hala para yok. Evet. Bakın değerli izleyicilerimiz. buçuk milyon vatandaşımızın krediye başvurması demek ülke nüfusunun neredeyse aileleriyle beraber yarısının cebinde 10 bin lira para yok demek. Cebinde para olsa vatandaş gidip bankaya bana 10 bin lira ver demez. Belki çok az bir kasım diyordur belki bilemem. Ama bunun anlamı şu vatandaş yokluk içerisinde vatandaş perişan ve gelinen noktada da vatandaş adeta bankaların esiri haline gelmiş durumda. Ülke nüfusunun neredeyse yüzde 60'ının bankaya borcu var. Kredi kartı borcu, kredi borcu, ek hesap borcu, Tüketici kredisi, araç kredisi, toplayın, toplayın, toplayın. Bunların hepsi maalesef vatandaşımızın bankaların esiri olduğunun bir göstergesi. Özellikle dar gelirli olan vatandaşlarımız, emeklilerimiz, asgari ücretli çalışan vatandaşlarımızın neredeyse %80'inin bankaya borcu var. Ülkemizdeki kredi kartı sayısı 70 milyon. Evet, 70 milyon kredi kartı var ülkemizde. Biz özellikle son yıllarda bankalarla yaşar olduk. Bankalar en önemli arkadaşımız oldu. Niye? Emekli bankaya borçlu, asgari ücretli borçlu, borçlu memur borçlu, ev hanımı borçlu. Yani bankayla arkadaş olmayan hiç kimse yok. Peki banka elini verip kolunuzu kaptırdığınız yerler değil mi? Evet. Bankaya elini verdim mi kolunu kaptırıyorsun. Şimdi de vatandaş gövdesini kaptırmış vaziyette. Ülkemizdeki icra dosyası sayısı 23 milyon. 23 milyon. Kara listede olan yani sicili bozuk olan 4 milyon. 4 milyon vatandaşımız var. Bu ne demek? Neredeyse ülkenin yarısından fazlası borçlu. Bankalara borçlu. Kredi kartı borcu, kredi borcu, ek hesap borcu, tüketici kredici borcu. Yani ne sayarsanız sayın. Vatandaş yokluğa mahkum oldu. Şimdi de bankaların esiri oldu. Maalesef. 10 bin lira destek kredisi alabilmek için vatandaşı adeta özür diliyorum sizlerden ama dilenci yaptılar. Ya 40 gün olmuş 40 günde hala cevap yok. Oysa başvuran herkese bu kredinin verilmesi gerekiyordu. Niye? Çünkü bu kredinin yüzde %85'i devlet tarafından garanti altına alındı. Kredi garanti fonu dedi ki vereceğiniz bu kredilerin yüzde 85'ini ben ödeyeceğim dedi Yani vatandaş ödeyemezse bir sıkıntıya düşerse 10 bin liranın 8500 lirasını ben ödeyeceğim dedi kredi garanti fonu devlet bankalar devletin kefilliğini bile kabul etmiyor bakın ne kadar acı bir tablo var bankalar devletin bir kurumu diyor ki ben kefilim diyor Kredi Garanti Fonu ama kabul etmiyor Hadi buyurun Hadi geçinin Hadi ay sonunu getirin Hadi bu imkanlarla vatandaşımızın yüzü gülsün imkansız bu imkansız bakın Biraz sonra 10 bin lira krediye başvuran ama 10 bin lira alamayan 3 bin lira alan ya da red cevabı alan ya da 3 bin lira alan vatandaşlarımızla ilgili yeni bir şans var. Bu şansı sizlerle paylaşacağım. Ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum izninizle. Bakın, çarşıda, pazarda yangın var. En ucuz domatesin kilosu 7,5-8 lira olmuş. Limonun kilosu 12 lira olmuş. Vatandaş borç batağının içerisine düşmüş ve kendisini kurtaracak olan bir yardım elini bekliyor. Maalesef. Maalesef. Bu ülkede vatandaşımızı bankaların bu esaretinden kurtarmadıkça hiçbir şekilde vatandaşımızın düzlüğe çıkması mümkün değil. Öyle emeklilerimiz, öyle dar gelirli vatandaşımız var ki maaşına daha elini sürmeden bankalar tarafından alınıyor. Maalesef Peki bu ne zamana kadar devam edecek? Yani bu bankaların vatandaşımıza olan zulmü ne zaman bitecek? Nereye, nereye kadar? Bitecek mi? Asıl soru bu. Değerli izleyicilerimiz bakın. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu gidişat gidişat değil görünen köy kılavuzu istemiyor bu pazarda yüzde 50 enflasyon var bakın yüzde 50 ama biz emekliye yüzde4 zam veriyoruz asgari ücretliye yüzde10 zam veriyoruz elektriğe son bir yılda yüzde 53 zam yapıldı doğalgaza son bir yılda yüzde 66 zam yapıldı ama bu vatandaş yüzde4 zam alacak Hadi geçinin. Hadi ay sonunu getirin. Hadi bu parayla evinizin zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayın. En ucuz etin kilosu 65-75 lira oldu. En ucuz tavuğun kilosu 23-24 lira oldu. Vatandaş etin tadını unuttu. Vatandaş için tavuk lüks oldu. Maalesef. Maalesef ülkemizde ekonomik anlamda özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için çok büyük bir çok büyük bir sıkıntı var. Çok bunun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz şimdi size destek kredisine başvuran vatandaşlarımıza bazı rakamlar vereceğim. Yani 10 bin lira alamayan İkinci şans ne? Onu soruyorsunuz. Tabi onları tek tek açıklayacağım. Ama şunu bilmenizi isterim. Ben hiç kimsenin bankadan kredi almasını istemiyorum. Hiç kimsenin. Bankanın kapısından dahi geçmesini istemem. Ama vatandaşın başka gidecek kapısı yok. Kalmadı. Kalmadı. Seçim döneminde kapısı çalınan bana oy ver, ben senin sorunlarını çözeceğim denilen vatandaşın hali hiç kimsenin umrunda değil. Hiç kimsenin. 50 lira, 100 lira zam yapılıyor vatandaşa. Çarşıda, pazarda fiyatlar %50 artıyor. Seçim oluyor, bitiyor. Vatandaşı ne tanıyan var, ne gören var, ne de duyan var. Seçim dönemi geliyor. Tüm siyasetçiler için söylüyorum. Hepsi aynı, hiçbir farkı yok. Vatandaşın kapısını çalıyor diyor ki bana oy ver diyor. Senaryo aynı, oyuncular değişiyor. Ben kendimi bildim bileli hep aynı senaryo. Siyasetçiler kapıya geliyor, oy ver, biz sorunları çözeceğiz diyor, oy alıyor, gidiyor ta ki bir sonraki seçime kadar. Yine aynı, değişen bir şey var mı? Yok. Ben Bugüne kadar emeklinin, asgari ücretlinin, memurun yüzünün güldüğünü görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Bir sefer sadece rahmetli Erbakan memurlara ve emeklilere bir gecede yüzde %50 zam yapmıştı. Onun haricinde bir daha ben emeklinin, işçinin, dar gelirli vatandaşımızın yüzünün güldüğünü görmedim. Mümkün değil. Şimdi bazıları diyebilir kaynak yok vatandaşa, kaynak veriliyor, para yok diyebilirler. Kardeşim bakın Müteahhitleri, borçta olan müteahhitleri kurtarmak için kaynak bulunuyor değil mi? 25 trilyon, 25 milyonun üzerinde borcu olan iş adamlarının, fabrikatörlerin borçlarından kurtulması için yapılandırma yapılıyor mu? Yapılıyor. Futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmak için adım atılıyor mu? Atılıyor. Herkese kaynak var ama bir türlü garibana, fakire, fukaraya kaynak yok. Kaynak yok. Boğaz'da oturan villadaki elektriğin fiyatıyla gariban, fakir, gece konuda oturan elektriğin, orada oturan vatandaşımızın elektriğinin fiyatı da aynı. Aynı. Doğalgaz, boğazda trilyonluk yalıda oturan bir vatandaşımızın Ödemiş olduğu doğalgaz faturasının bedeli, metreküp fiyatı aynı. Gariban, fakir, fukaranın gece konuda oturan adamın kullandığı doğalgazın fiyatı da aynı. Suyun fiyatı da aynı. Biz de diyoruz ki bakın biraz sonra destek kredisiyle ilgili ikinci şansa geleceğim. Bakın biz de şunu söylüyoruz diyoruz ki gelin Dar gelirli olan vatandaşımıza kime? Çalışmayan, işsiz olan, geçinemeyen, borç batağının içerisinde olan, emeklimize, dul ve yetim maaş alan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağlayalım. Bunun adı da fatura desteği. Evet, fatura desteği. Diyelim ki örneğin vatandaşımıza bu saymış olduğum kişilere, dar gelirli vatandaşımıza 150 liraya kadar olan elektrik faturasını ben ödeyeceğim diyelim. Yani devletimiz ödeyecek, teşvik verecek fatura teşviği, destek, fatura desteği. 100 liraya kadar olan elektrik faturasına da devletimiz destek verecek. 200 liraya kadar olan doğalgaza da devletimiz destek verecek. Eğer 200 lirayı aşarsan kendin ödeyeceksin. 150 lira elektriği aşarsan kendini ödeyeceksin. 100 lira suyu aşarsan kendini ödeyeceksin diyeceksin. Bakın beni yanlış anlamayın. Parası olana Allah daha çok versin. Asla parası olanla olmayanı ben ayırmıyorum. Böyle bir şey yok. Allah daha çok versin. Kimsenin gözü de yok. Ama ne diyorum? Boğaz'da, yalıda, trilyonluk, milyon dolarlık yalıda oturan bir vatandaşımla gariban, fakir, fukara, Gece konuda oturan bir vatandaşımızın ödemiş olduğu doğalgazın metre küp fiyatı aynı olmasın. Ya da fatura desteği verelim sorunu kökten çözelim. İşte al sana büyük bir çıkış yolu. Bu kadar basit. Emekliye, dar gelirli vatandaşımıza, fakire, fukaraya, işsize gelin bunu hep birlikte el birliğiyle verelim. Bakın. Bizler şunu söylüyoruz. Hiç kimseyi ayırmıyoruz. Sakın beni yanlış anlamayın. Parası olan olmayan. Tekrar ediyorum. Allah daha çok versin. Ama fakiri, fukarayı da mutlak surette gözetmemiz gerekiyor. Ya 150 lira elektrik faturası son bir yılda elektriğe %53 zam geldi. Doğalgaza %66 zam geldi. Vatandaşın artık nefes alacak hali kalmadı. Kalmadı. Al sana çıkış yolu. Bu ne demek? Ayda bir haneye, bir eve en az 500 liralık katkı yaparsınız demektir. Emekliye %4.4 zam yapılacak Temmuz'da. 1000 lira maaşı olana 44 lira, 2000 lira maaşı olana 88 lira zam yapılacak. Biz de diyoruz ki Tamam nakit yok, para yok diyelim. Al sana kaynak. Gelişmiş ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde orada da emekli maaşları mesela yüksek değil. Ya da işsizler, fakirler, orada da dar gelirli vatandaşları yok mu? Var tabii ki. Ama devlet, sosyal devlet olmanın gereği olarak az önce saydığım gibi fatura desteği yapıyor. Evet, fatura desteğiyle sorunu kökten çözüyor. Bu ne demek? Emekliye aslında sen bunu yaparsan 500 lira zam yaptın demektir. 44 lira değil, 88 lira değil, 500 lira. Gelin el birliğiyle artık bu işi hayata geçirelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz, paraya ihtiyacı olan destek kredisi alamayanlar için ikinci bir şans var dedik. Nedir bu? Bu. Değerli izleyicilerimiz bayram kredisi. Şimdi emekli TV ailesi olarak biz bir araştırma yaptık. Bayramda vatandaşımız ne kadar para alırsa, ne kadar geri der taksitleri ne kadar olar tek tek bunların hepsini tüm bankaların ortalama faiz ve masraf oranlarıyla beraber çıkardık. Kimlere verilecek verilebilir onları da sayacağım ama öncesinde liste halinde bunu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Şunu tekrar ediyorum. Kesinlikle kimsenin ben kredi almasını istemem ama başka çıkış yolu yoksa şimdi faiz oranlarıyla alacağınız kredileri tek tek sayacağım. 5000 lira bayram kredisi alırsanız aylık taksiti 168 lira toplamda 6048 lira ödersiniz. 36 ay. Değerli izleyicilerimiz bakın bu verdiğim rakamlar 36 ay taksitle o ortalama rakamlar, yüksekleri de var, aşağıları da var. Ortalama araştırdık, en düşükler bunlar. Yani düşüğe yakın diyelim. 6 bin lira bayram kredisi alırsanız 201 lira taksitle toplamda 7.236 lira ödersiniz. 7 bin lira bayram kredisi alırsanız 234 lira taksitle 8.424 lira ödersiniz. 8 bin lira bayram kredisi alırsanız 268 lira taksitle toplamda 9648 lira ödersiniz. 9000 lira bayram kredisi alırsanız 301 lira taksitle toplamda 10836 lira ödersiniz. 10000 lira bayram kredisi alırsanız 335 lira taksitle toplamda 12060 lira ödersiniz. 11000 lira bayram kredisi alırsanız 368 lira taksitle toplamda 13248 lira ödersiniz. 12 bin lira bayram kredisi alırsanız 402 lira taksitle toplamda 14.472 lira ödersiniz. 13 bin lira bayram kredisi alırsanız 435 lira taksitle 15.660 lira ödersiniz. 14 bin lira bayram kredisi alırsanız toplamda 400 e, taksit olarak 469 lira toplamda 16.884 lira ödersiniz değerli izleyicilerimiz. 10 bin lira Bayram kredisi alırsanız, tekrar ediyorum. 335 lira taksitle 12060 lira ödersiniz. 11000 lira alırsanız 368 lira taksitle 13248 lira ödersiniz. 12000 lira alırsanız 402 lira taksitle 14472 lira. 13000 lira alırsanız 435 lira taksitle 15660 lira ödersiniz. 14000 lira alırsanız 469 lira taksitle 16.884 lira ödersiniz. 15 bin lira alırsanız 502 lira taksitle 18.072 lira taksit ödersiniz. Evet değerli izleyicilerimiz rakamları görüyorsunuz ekranınızda şu anda. Bu rakamlarla eğer kredi almak isterseniz bankalara müracaat edebilirsiniz. Bu rakamlara görmüş olduğunuz ekranda gördüğünüz bu rakamlara değerli izleyicilerimiz dosya masrafı, sigorta masrafı dahil değil. Bu krediye almak için vatandaşlarımızdan sicil notuna bakılıyor, gelirine bakılıyor, vatandaşımızın kredi notuna dediğim gibi bakılıyor. Ondan sonra bunlardan eğer iyi nonda bir not alırsanız bankadan siz de bayram kredisi alabilirsiniz. Siz de hiç olmazsa bir nebze olsun rahatlarsınız ama tekrar ediyorum kesinlikle kesinlikle hiç kimsenin ben bankadan gidip kredi almasını istemem istemem. Bankalar bu ülkede vatandaşımızı, işçimizi, emeklimizi, garibanı, fakiri, fukarayı adeta esiri haline getirdi. Bu kadar net. Hal böyleyken de gelin bankalardan uzak durun diyorum ama gidecek başka çaresi olmayan vatandaşlarımız için, gidecek kapısı olmayan vatandaşlarımız için de bir B şıkkı olarak kenarda dursun derim. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere emekli maaşları ortalaması ülkemizde 1700 lira civarında. Hal böyle olunca da vatandaşımızın geçim çilesi her geçen gün daha da artıyor. Peki bir emeklimizin geçinebilmesi için ne yapmak gerekiyor? Maaşının ne kadar olması gerekiyor? Bunu ele alacağız. Bunun yanı sıra 25 yıl evli kalan vatandaşlarımızın eşlerine ödenecek olan emekli maaşı konusu nedir? Bununla ilgili çözüm yolları nelerdir? Bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz emekli maaşı ortalaması 1700 lira civarında. Bu maaşla geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, zorunlu olan mutfak ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek mümkün değil. Hele bir de bu vatandaşımız eğer kirada oturuyorsa bu maaşla adeta aç demektir. Çünkü ülkemizde bir vatandaşımızın ödemiş olduğu kira 800 liradan aşağıya değil. Elektrik, su, doğalgaz faturasını da bu işin içerisine koyarsanız tabii ki emekli maaşı yetmiyor demektir. Bir de vatandaşın karnını doyurması gerekiyor. Bu maaşla vatandaş kirasını ödedi, faturaları ödedi diyelim. Hiçbir şekilde karnını doyuramaz. Onun için vatandaşlarımız bankanın yolunu tutuyor kredi kartını kullanıyor, ek hesaptan para çekiyor ve öyle bir noktaya geliyor ki artık işin içerisinden borç batağının içerisinden maalesef çıkamıyor. Şu anda ülkemizde borcu olmayan emekli neredeyse yok. Çok az bir kısmının bankaya borcu yok ama dul ve yetim maaşı alanlar, emeklilerimizin çok büyük bir kısmı maalesef bankalara yakasını kaptırmış vaziyette. Ülkemizdeki emeklilerin bu sıkıntısının bitmesi için ortaya atmış olduğumuz fikirlerden bir tanesi de 25 yıl evli kalan vatandaşlarımıza eşlerine emekli maaşının bağlanması. Peki neden 25 yıl? Neden emekli eşlerine maaş bağlanması? Bakın Ülkemizde maalesef ve maalesef boşanmalar çok büyük bir oranda artmış vaziyette. Her yıl 500 bin civarında evlilik yapılıyor ve her yılda 150 bin çift boşanıyor. Bakın bunun anlamı şu. Kısa bir süre sonra ülkemizdeki çocuk sayısı azalacak. Toplumun temel taşı olan aile diye bir şey kalmayacak. Gelişmiş ülkeler Maalesef ve maalesef kendi içlerinde yeterli nüfusu üretemedikleri için aile yapısı pek çoğunda çok büyük hasar aldığı için başka ülkelerden göçmenler alıyorlar, çalıştıracak insanları onlardan seçiyorlar. Onların çoğalması için de bir sürü teşvik ödemeleri yapıyorlar. Burada şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Maalesef ve maalesef bir toplumun ailesini, temel taşı olan aileyi koruyamadığınızda onu devam ettiremediğinizde toplumlar maalesef yok olmaya mahkum oluyor. Gelenek, görenek, kültür, din yapıları maalesef çok büyük yara alıyor. İşte bir toplumu ayakta tutmanın en büyük yolu aileyi ayakta tutmaktan geçiyor. Biz de emekli TV ailesi olarak şunu söylüyoruz. 25 yıl evli kalan emeklinin eşine Gelin bir maaş verelim. 25 yıl evli kal, emekli maaşına kavuş. Eğer eşiniz emekli ise emekli eşine bir maaş. Eğer eşiniz emekli değilse ona da emeklilik yolu açılmalı. Bakın bu çok çok önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Üç çocuk diyor değil mi? Bunu söylerken nüfusun yapısını korumak istiyor Sayın Cumhurbaşkanı ki Haklı çünkü yaşlanıyoruz. Bizim toplumumuz yavaş yavaş yaşlanıyor. Ülkemizin nüfusunun yüzde yirmisi 65 yaş ve üzeri. Bu rakam her geçen gün daha da artıyor. Toplumumuz da yaşlanıyor çünkü aile yapısı çok büyük yara almaya başladı. Boşanmalar arttı, çocuk sayısı azaldı ve toplum. Yavaş yavaş başkalarının etkisi altına girmeye başladı. Batı toplumunun etkisi altına giriyor. Hal böyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanı üç çocuk diyor. Üç çocuk derken bu havaya söylenmiş bir laf değil, söz değil. Altında aile yapısının korunmasına dair çok çok önemli bir anlam var. Onun için bir Sayın Cumhurbaşkanının bu söylediği 3 çocuğa bir şey daha ekliyoruz ve diyoruz ki gelin 25 yıl evli kalan emeklinin eşine bir emekli maaşı az ya da çok bu tartışılır ama bir maaş bağlayalım. Zaten emekli maaşı yetmiyor. Almış oldukları bu maaşla vatandaşımızın geçinebilmesi mümkün değil. Hal böyle olunca da gelin emeklimizin eşine az ya da çok bir maaş bağlayalım. Bunun artısı var. Bir artısı daha şu değerli izleyicilerimiz. Bakın ülkemizde kadın olmak çok zor bir şey. Kadın olmak. Kadınlarımızın çoğu çalışmıyor. Evde eşleri ve çocuklarıyla ilgileniyorlar. Hayatlarını eşlerine, çocuklarına adıyorlar. Sonra geriye doğru bir bakıyorlar ki hayat gitmiş, ortada hiçbir şey yok. Ellerinde, elde, avuçta bir şey yok. Kocalarının alacağı bir emekli maaşına bağlı bir şekilde ömrünü tamamlıyor. Biz de diyoruz ki gelin emeklilerimizin eşlerine bir maaş verelim. Emeklilerimizin bu geçim çilesini bir nebze olsun ortadan kaldıralım. Şimdi bazı bürokratlar ya da ekonomistler böyle bir şey olamaz. Bunun kaynağı yok. Altyapısı boş diyebilirler. Bakın arkadaşlar bir gecede emekli maaşları en düşük 1500 liraya çıkartıldı değil mi? Kaynak yok diyorsunuz ya al sana kaynak. Bir gecede bu ülkede emekli maaşları rahmetli Erbakan döneminde %50 zamlandı. Memurlara bir gecede %50 zam yapıldı. Kaynak yok dedikleri dönemde o zaman enflasyon %70'lerdeydi. Ülke ekonomisi de bugüne göre 10 kat daha gerideydi. Bakın. Siyaset parayı yönetme sanatıdır. İstediğiniz kesime verirsiniz, istemediğiniz kesime vermezsiniz parayı. Ortada bir para vardır. Bir örnek daha. 100 milyar ekonomi paketi açıklandı biliyorsunuz. Bunun içerisinde sadece 25 milyar lirası dar gelirli vatandaşlarımıza verildi, emekliye verildi, kredi olarak vatandaşlarımıza ödemeler yapıldı 25 milyar lirası. Geriye kalan 75 milyar lirası nerede? İşverenlere verildi, verilsin müteahhitlere verildi verilsin futbol kulüplerine verildi verilsin 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 biz kimseyi ayırmıyoruz ki neden verdiniz de demiyoruz ama diyoruz ki gelin dar gelirli olan asgari ücretle geçinen emeklilerimize gelin bu parayı bir kısmını da bu paranın bir kısmını da verelim bunu söylerken hiç kimse kaynak yok falan demesin geçtiğimiz günlerde 25 milyon liranın üzerinde borcu olan iş adamlarının borçlarını yapılandırdılar futbol kulüplerine yapılandırma sundular. Ama emekliye, işçiye, dar gelirli ev hanımına bir yapılandırma yapılmadı. Bir para sunulmadı. Kaynak yok. Bu sözüm kaynak yok diyenlere. Kaynak var mı yok mu? Lütfen bunun kararını siz verin. Değerli izleyicilerimiz bakınız. Ülkemizde bulunan emeklilerimizin maaş ortalaması 1700 lira. Bu 1700 lira yetmediği için biz size formül sunuyoruz. Al sana çıkış yolu, al sana geçim sıkıntısını çözecek olan bir yol. Aksi halde emekli ömrünün sonuna kadar bankaya kredi taksiti ödeyecek, kredi kartını ödeyecek, ek hesaptan para çekmiş onu ödeyecek, emekli maaşına daha elini sürmeden banka alacak. Sonra da göreceksiniz aile maile falan hiçbir şey ortada kalmayacak. Çünkü para olmayınca aile de ortada olmuyor. Ekonomi bozuk olunca evde huzur olmuyor. Vatandaşın cebinde para yoksa hiçbir şey kalmıyor kardeşim. Para, para, para. Maalesef bu kötü bir şey. Ama ülkemizin gelmiş olduğu nokta bu. Bankalarla yaşıyoruz. Herkesin bankaya borcu var. Kredi kartı borcu var. O borcu bu borcu var. Peki nereye kadar? Nereye kadar bu vatandaş bankaların esiri olarak yaşayacak? İşte onun için 25 yıl evli kalan emeklinin eşine bir maaş da devletten olacak. Kadın parayı alacak. Ve bir nebze olsun nefes alacak. Göreceksiniz evde huzur oluyor mu, olmuyor mu? Yılda 150 bin çift boşanıyor bu ülkede. 150 bin çift bu ne demek biliyor musunuz? Önümüzdeki yıllarda bu 500 bin olacak. Sonraki yıllarda evlilik falan kalmayacak. Hiç kimse evlenmeyecek. Sonra da Türk toplumu darmadağın olacak. Gidişat bu. İşte toplumu ayakta tutmanın formüllerinden bir tanesi. 25 yıl evli kal ve bir maaş al. Al sana çıkış yolu, al sana formül. Sakın ola ki para yok, kaynak yok, bu olmaz falan demeyin. Her şey oluyorsa bu da olur kardeşim. Kusura bakmayın. Yani bu ülkede sanki emeklilerimizin hepsi 5000 lira maaş alıyor da kaynak yok. Emekli maaşı ortalaması 1700 lira arkadaş. Kiracı olan var, fatura ödeyen var, çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılamak zorunda olan var. Var oğlu var. Bunlar hangi kapıya gidecekler? gösterdik bir tane kapı o da banka kapısı. Vatandaş oraya gidiyor. Bankalar vatandaşın elini kapmış, kolunu kapmış, şimdi de gövdesini kapacak noktada. Kusura bakmayın. Hepimiz bankaların esiri olmuşuz. Ülkede 70 milyon kredi kartı var. 70 milyon adet kredi kartı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Herkes borçlu. Doğan bebek bile borçlu demektir. Bankalardan vatandaşı kurtarmamız gerekiyor. Evde huzurun olması için bu kadar net değerli izleyicilerimiz bakın ülkemiz gerçekten çok güzel bir ülke. Bu ülkede her şey var, her şey yetişiyor ama dar gelirli vatandaşın cebine para girmiyor. Çiftçiye soruyoruz. Limon mesela şu anda 12 lira. Limon üreten vatandaşa soruyoruz, çiftçimize soruyoruz. Para var mı? Yok. Borç var mı? Var. Şu bankaya borçluyum, bu bankaya borçluyum diyor. E para nerede? vatandaş olarak ben limonu 12 lira alıyorsam şöyle düşünüyorum. Çiftçi büyük para kazanmıştır diyorum. Ama yok kazanmıyor. Üreten kazanmıyor. Tüketen zarar da aradaki marketler, komisyoncular çok büyük para kazanıyor. O zaman şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Burada bir hata var mı yok mu? Yani gelir paylaşımında sıkıntı var. Dolar 7 lirayı geçti. Vatandaşın maaşı eridi gitti. Çeyrek altın 600 lira olmuş. 700 liraya gidiyor. Vatandaşın parası eriyor. Zam dönemi geliyor. Emekliye %4.4 oranında bir zam yapacağız. Hadi çık işin içerisinden çıkabiliyor musun? Olmaz. Olmaz değerli izleyiciler. Burada bir hata var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Ufaktan da olsa artık ben emeklinin sorununu çözeceğim deyip olaya Bismillah deyip başlamak gerekiyor. Aksi halde emekli bankaya gidecek, gelecek, kredi alacak, onu ödeyecek, ödemeyecek, icralık olacak, evi gidecek, arabası gidecek, o gidecek, bu gidecek, sonra da toprağa girecek, kurtulacak. Bu kadar basit. Görünen köy kılavuz istemez.